Sesin de geliyor şu anda kameraya, biliyor musun? Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arif. Efendim? Trident ile katılacak. Bizi iş trafiğinin en güzel anında. Motosikletini Akbank'ın önüne park eden Arif. Şöyle düz git ya. Beni Hero ile manevra yaptırtma bana. Öyle yapıyorum. Hadi git, takip ediyorum ben seni. Karşının taksisiyim ben. Burası Texas. Aynen. Daha dün birini vurmuşlar burada. Gerçekten mi? Evet, hacı her gün birini vuruyorlar. Neyse, inşallah bir gün o şanssız kişi olmazsın diyelim. Hacı burada burada kimse karışamaz. Helal olsun. Yakın çekim, şöyle bir zoom in, zoom out, devam. Hero'nun en sevdiğim yanı ya. 100 metrede 5 vites atıyorsun. Bak 40 ile gidiyorum 4. 42 ile gidiyorum 5. 5. vitesle gidiyorum şu an. 37, 36. İyi, ayağın vitesi alışıyor işte, atıp çekmeye. Ya zaten ben arabayla giderken falan da sürekli böyle oynamayı seviyorum vitesle. Çok değişik ama ya burası. Bana çok karmaşık geliyor. Oğlum ofisten çıkıyorsun, dümdüz gidiyorsun, çevre yoluna çıkıyorsun. Neresi karmaşık? Ha yok yok, karmaşıklık o şekilde bir karmaşıklık ha. Değil. Yani yerleşke karmaşık. Abi İstanbul'un eski yerleşim bölgedir. O yüzden çok normal böyle şey. Sağa dönüyorum buradan. Dayı var. Evet. Duster var. Aha ileride federaller var. Sanki orası metrobüste polislerin buluşma yeri. Seni hep orada mı çeviriyorlar yürüyerek geldiğinde? Dur şimdi, burada bu da bize ayıklamasın. Lan yok, geç ya geç. Oğlum yaya geçidi şurası. Benim şeyimi düşürdün ya. Stop mu ettin? Tersten adam geliyor lan. Aynen, biz de yaya geçidine takılıyoruz. Ben gelemiyorum, kusura kalma. Bekleyeyim bari. Aa, hadi. Buradan mı çıkıyoruz? Aha. Çıkalım acı. Var mı gelen? Aynalarım ayarsız kalmış ya. Sanırım ben de bu motora Anıl'ın aldığı gibi ya NC700 aynası alacağım. Var mı gelen? Var senin solunda. Right. Ben de geliyorum şimdi. Sağa dönüş ya abi. Hep ha. Normalde trafik buradan başlamıyor yani. Ya burada Mecidiyeköy çok kötü oluyor ya. Evet abi. Adam durdu yola, yolun olsa çiçek alıyor. Abim ne kabahat işledin ya. Buradan çiçek alacak kadar. Vallahi gazımı aldım, geliyorum. Ne gidiyor be? Hero ne gidiyor? Acaba mesela böyle 113 ile giderken ses nasıl geliyor şu an kameraya? Bir yanda kamera testi de yapıyorum. İnterkomu da bağladık kameraya. Şu anda Arif'in sesi gelecek mi bilmiyorum ama Arif eğer konuşursa bir deneyeceğiz onu. Merhaba, Merve'nin kanalına hoş geldin. Sen de hoş geldin. Buradan en sağa çıkabilir. Çıkalım mı? Çıkalım. Tamam. Sağdan yol ayrımından Taralavan'dan tekrar... Dur ben şu simitçiyi alacağım, çekçiyi alacağım, ondan sonra sağa çıkacağım. Gerçi çıkmana da gerek yok, burası iyiymiş ya. Şu an olduğumuz hat güzel. De Hero'nun gidonuna ben böyle şeyde alıştırdım. Yani Delight... Tamam da... Yok abi hiç çekilme. Araba ezecek, araba ezecek. Hacı arkanda araba vardı, ona diyordum. Ezileceksin diye. Adam bile geçti. Şavaver'e satardık görüntüyü. Sanki burada sağ biraz bazen tam çukur oluyor. Çizginin üstüne yakın gitmeye çalışsın dersen. Okey. Şimdilik sıkıntı yok ama ileride bir yerde tam olarak öyle. Adam yolu ezberlemiş ya. Her bir yere X-Max'i düşürdüm orada. Ama düşmedi de teker düştü. Ha. Abim. Nasılsın, iyisin? Ne bekliyorsun? Abi aynen ya. Bir de araba gelince şok oluyor mesela. Yani hadi motor ya, bir taşıt. Buradan bir şey gelemez. Ben burada duruyorum. Ya
Karşı şeritte Perpa'nın tam hizasında her sabah bir tane mal ters yöne yürüyor. Abi, kaç sefer gördüm adamı ya. Abi birinin karşısına çıkacak, yani gerçekten kazaya sebep verecek motorcunun biri dümdüz girecek adama yani. Çok bariz belli. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin yanında olsam şu yolu her gün Trident'e gidip gelmem. Ben gerildim mesela şu an. Acı, ben hep geçiyorum buradan. Artık ben çok rahat. Ne bileyim? Bak, ileri bak, ileri. Önüne bakma. Yok, önüme bakmıyorum. O kadar da değil zaten de. Hero'ya alışık değilim. Ben böyle yollarda Delight'e alışayım. Evet. Ki Delight'in dönüşü mönüşü de iyi yani. Alıştım acı ben de. Yani şu an işte bak düşün. Saat tam 6. Tam böyle yoğun, en yoğun dönemin zamanı. Ve biz yani rahat rahat gidiyoruz yani. Yani. Tek kural var abi. Ben onu da çiğnemiyorum. Kuralsızlık. Yo, en sağdan devamlı gideceksin abi. Çünkü araya giriyorlar. İşte sen en sağda oluyorsun. Adam bu sefer ona yol vereceğim diye seni sıkıştırıyor. En sağda gidersen buradaki o... Yani emin ol, bu adamların çoğu her gün bu yolu kullanıyor, bu arabayı kullananlar. Onlara da şeyi öğretmiş oluyorsun abi. En sağdan motorcular geliyor burada. O yüzden boşluk yapıyorlar. Mesela birazdan geçeceğimiz yer daha dar. Ama bayağı bir boşluk bırakıyor insanlar. Birkaç tane adam var işte boşluk bırakmayan. Onları da işte selektör yapıyorsun veya bekliyorsun. Böyle Hero'dan in, speed'e bin, yok Delight'e sür falan. Gerçekten bazen şey oluyor ya. Mesela buna biniyorum, ayaklarımı atıyorum, böyle boşa atıyorum hani speed'den inince. Ya da speed'e biniyorum, ayaklarım böyle şey yarıyor böyle arkada olduğu için. Abi ne kadar profesyonel olursan farklı. Alışkanlık. Evet. O alışkanlık çok çok önemli ya. Bir de abi, gördüğünüz üzere dar. Arabalar biraz solda. Açmış yani. Onun sebebi burada her gün senden önce de motorcular geçti. İnsanlar burada bir boşluk bırakıyor. Ama işte bazen işte o paket servisçiler, bir de böyle acelesi olan abiler diyelim. Onlar böyle sola giriyor. Arabanın arasına giriyor. Burası biraz dar oluyor. O da ona yol veriyor. O ona yol verince burası tamamen bozuluyor. Birazcık bekleyip hani... Bak mesela bu telefona bakıyor. Ben %100 eminim. Kanki o çok belli ediyor. Ben bugün sana gelirken çok oldu o. Geldin mi? Ay, Trident'in sesi geldi bu arada. Çok hoş. Ben gaz veriyorum abi. Aynen. Aynaya baksın diye. Mesela ona bir tıt tıt yapacağım. Bir de bir sellek atayım. Cherry cherry lady. Thank you. Oh. 2 3 alsam 4 de bakıyor 4. Çok şey ya, kısa yani bunun vitesleri gerçekten böyle şey, sanki ha bilmiyorum, hiç böyle otobüs minibüs falan sürdün mü? Aynı. Sürekli böyle vites atıyorsun. Ya bu tamamen bence trafikte aslında hoşgörü, saygı ya. Sen gidemiyorsun. Gidene engel olmamak lazım. Ya bu abi şurada trafik oluşuyor ya, direkt adam eline telefonu alıyor. Arabasının kaydını fark etmiyor. Evet. Yani o şey. Mesela şu an vizörümü birazcık açtım. Çünkü pinlak hafiften buğulandı diye. Acaba buralarda ses nasıl geliyor? Gerçi çok hızlı gitmiyoruz ama hızlı gitmesek bile Porsche geçiyoruz az önce gördüğünüz gibi. Zafer Akçay'ın söylediğine göre burada 30'da gideceğiz. Abi ben öyle gidiyorum zaten. Ben burada böyle yollarda hızlı gidemiyorum. Yani ister istemez bir koruma psikolojisi oluyor bende. Ya gidemiyorum yani. Burada atıyorum en kral motosiklet de olsun altımda. Hani Java'yı falan geçemem. Ha geçmeye uğraşmam da. Öyle bir şey de var. Geriliyorum nedense. Hani biri çıkacak falan diye. İşte bak, boşlukta senin arkandan seni geçmeye çalışıyor. O da yanlış ki. Senin gidona bir taksa ikiniz birden yapışacaksınız aslında. Ben onlardan tırsıyorum. Bakma yani. Abla telefona bakıyorsun. Azıcık da bize bak. Bu arada Arif genellikle hep şey söyler. Bütün videolarda sağa sola gittiğimizde ettiğimizde. Ben hiç çekmiyorsun. Ben hiç çıkmamışım. Yorumlarda falan zaten görürsünüz. Sürekli kanka çok güzel gene bizi koymamışsın gibi. Bir sitem şeyleri falan oluyordu. O yüzden ben de dedim ki git abi. Baştan sona kadar. Aa, motora dokunuyordu lan. Bana bu da öyle. Bak, bırakmıyor ki abi. Bırakırsan geçeceksin. Yok canım. Ne gerek var?
Gürcan mı lan o? Gürcan'ın kankisi. Aynen. Abi adam ya yol vermek istedi. Hani beyni o komutu gönderdi ama ayağa gidene kadar orada geçen bir milisaniyeler sizi canınızdan edebilirdi. Ay Berkay, geçen bak yağın olduğu yeri göstereyim sana. Bak bu yol Kavisli, fark ettin. Evet. Ben böyle yolda boş böyle geliyorum abi. Sonra buradan böyle şurada birkaç arabayı görünce emniyet şeridine girdim ben. Evet. Böyle gidiyorum tam olarak. Tamam. İleride arabanın fren yaptığı yer düşün abi. Hala yol böyle kavis oluyor. Tekrar yol boşaldı. Ben böyle bu şeride geçip şöyle bir yan yaptım. Bildiğim şuradan bak daha gidiyoruz. Hala mazot yani abi. Hadi ya. Burada bitiyor. Ben artık motor düz ya abi. Böyle gidiyorum hani bitsin de böyle yapayım falan diye yani. Çok zorlandım. Çok korktum. Benim ayağım titredi. Öyle oluyor. Burada durup bir fotoğraf çekeyim falan dedim. Gelen ben aldım. Gelen patlar, evet. Evet, o yüzden de çekmedim ama çok korktum gerçekten. Abi öyle oluyor ya. Dikkatli olmak lazım özellikle böyle şeylerde. Benim de bir kere Delight'la başıma gelmişti. Yağ tam böyle virajda. Çok kaydım ama ben yağı gördüm mesela, biliyor musun? Yağı gördüm ki virajda yağ var. Dur dikkat edeyim. Dik gireyim. Abi böyle 20 ya da 30 hani girdiğimiz. Ayaklarım açık yerde. Ulan 20 ile 30'la bile girerken o yağ bir anda böyle bir kaydı. Üzerimde de ne mont var ne bir şey. Deri mont var kanki. Deri modun deri montu var yani. Öyle koruyacak bir şey de yok. Sadece rüzgardan korusun diye giymişim yazın. Bir tırsmıştım. Ondan sonra gidip lastiklerini değiştirmiştim Delight'ın. Üzerinde o zamanlar fabrikasyon ÜRC lastikleri vardı. Ondan sonra işte Michelin aldık. Onun ölçüsüne göre de aslında Michelin lastik yok. Ön lastiği takıyorsun arkaya da döndürüp. Ondan sonra da fark ettik ki muayenede geçemiyormuş. Sonra muayenede kaldı 3. senesinde. Sonra gittim işte Anlaş lastik aldım. Şu an hala da o lastik var üzerinde ama artık onun da değiştirme zamanı geliyor. Ama ne yazık ki işte bu ölçüde sadece diye o Anlaş'ta lastik var. Ne yapacağız bilmiyorum. Bak buradan geliyorsun, tam şurada bir çıkıntı var. Evet. Arabanın da tam geldiği nokta, aynı anda o çıkıntıya gelirsen sıçtım. Orada ya fren yapacaksın ya dümdüz gideceksin. Dümdüz gidersen işte buraya çıkıyorsun. Geçenlerde elemanın biri oraya uçmuştu. Güzel rüzgar var ama şu an ha. Sağdan iyi vuruyor. Evet, scooter varken çok korkuyordum. Şu an mesela çok feci rahat yani. Böyle beni savruyordu. Ha, bak ben sana gelirken köprünün üzerinde bir tane şey vardı. Aynı o bizim Sercan'ın Vespa gibi. Ama yani ön cam ya resmen şey ya, kafasının da üzerinde neredeyse. Evet. Hacı adam iki ayağı falan açmış. Böyle bir gelmeye çalışıyor. Bak bu arabalar bence rüzgardan böyle sola yapışık gidiyorlar. Tabii yaklaşamıyorlar buraya. Ama mesela ben öğrendim, yıllardır geçiyorum. Çok rahat geçiyorum. Vallahi çok korkuyordum. Rüzgar var mı diye bir şeyden, hava durumunun rüzgarda, yani yağmurun dışında rüzgara da bakıyordum. Herhalde şimdi çok rahat. Ha, senin o meşhur televizyonlara çıkan iki tane metrobüsün arasında, otobüsün arasındaki evet, kuryelerin olduğu gündü işte senin o rüzgar şeyin. Evet. O zaman X-Max vardı değil mi? Evet, çantalıydı. Bir de Tuncuk vardı X-Max. Evet, evet. O X-Max de ilginçti. Bak şimdi kanki, arka frene basıyorum şu an. Yok, yanmıyor değil mi? Şu an öne dokunuyorum hafif. Yanıyor. Arkada yanmıyor abi. Arka fren müşüründe bir şeyler var. Bir ayarlamak gerekiyor. Bunları da böyle herhalde servisten çıkarken yapmamışlar. Çünkü bunu da biz Karadeniz yolunda fark ettik. Çağdaş dedi ya abi sen hiç fren yapmıyor musun dedi. Yo yapıyorum, arkaya basıyorum. Orada fark ettik ki ananınki arkaya basınca yakıyor, benimki yakmıyor. Bir şey söyleyeceğim. İstik'te ben de fark ettim. Basmıyorduk kardeşim. İznik'te basmıyorduk. Şimdi yalan yok. Yakalayalım. Sen git. Sen git. Ben seni çok şey yapmayayım. Hacı o çok güzel. O da ben görüntüsü. Arif'i şu an çekiyorum. İnşallah çekiyordur. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Birazdan Hiro'm. Evet oldu. 4000 kilometre. Şu an itibariyle Hero'yu 4000 kilometredir kullanıyoruz.
Yalnız ben 4000 kilometredir kullanıyorum ama çok memnunum. Anıl sayesinde aldık. Gökçeada'ya giderken kullanma fırsatını ilk defa o zaman elde etmiştim. Anıl alırken falan buzdolabı alıyor gibi aldığını bildiğimiz için kredi kartına 9 taksit Allah Allah falan diyorduk. Ama kullanınca beğendik makinayı. Arif dışında. Arif de bir tane aldı, sonra bir daha sattı. Bir şeyler yaptı ama onu aldıracağız bir daha. Yani bir gün. Aynen. Sen daha keyfine varamamışsın Hero'nun ya. Bir günle anlatılmaz bu. Uzun yol yapacaksın. Katmandu'ya gideceksin. Herhalde bunu öyle, bununla en uzun kullanan Saliha bildiğim kadarıyla. Doğru. Hero'yla. O kız baya baya hani gitti kullandı şey yaptı. Ben de sonradan sen söyledikten sonra baktım da baya güzel gezmiş yani. Motor geliyor. Gördüm. Ben de çok zorlamadım nasıl olsa pastatoriyi kesiyor diye. Paket servisi dayanamayacak. Aynen, seni şu an şey yapıyor. Sen niye öyle yavaş şey yapıyorsun? Ya, adam mı trollüyor? Kardeşim hakkını helal et. Dayanamayacak, o bir yerden sokacak kafasını. Çok güzel bir eve dönüş yoluydu kanki. Bütün yolun en incelikleriyle anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoya konuk olduğun ve katıldığın için. İnşallah ses istediğimiz gibi olmuştur. Bundan sonra bütün turlarda intercom kayıtları bende. Yıllar yıllar sonra açar açar bakarız. Bir bunları yayınlayabileceklerimiz olur. Bir yayınlayamayacaklarımız olur biliyorsun. Yayınlanmayacak gizli dosyalar. Onlar için iletişim DM. Kendinize çok iyi bakın. Bu sürüşte böyleydi. Buradan sonra videoyu kapatabiliriz. Arkadaki Passat bana mı ayar oldu yoksa o yola çıkmaya çalışan arabaya mı, onu kestiremiyorum polis. Biraz hızlanabiliriz yani buradan.